borcundayız. Hiç kaçamak bir yol aramayınız. Herkes nasıl namaz kılıyorsa zekatla mükellef olan insanlara zekat vereceklerdir. Bakınız Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an, biliyorsunuz Hazreti Muhammed'den sonra aleyhissalatü vesselam'dan sonra emir-il müminin olmuştu. Halifeydi, devlet reisi olmuştu. O zaman yine bildiğiniz gibi bir takım kabileler gelip dediler ki ya emir-el müminin, biz kelime-i şehadet getiriyoruz, biz 5 vakit namaz da kılıyoruz, fakat dediler zekat vermek istemiyoruz, zekat ağrımıza gidiyor, zekat bize ağır geliyor dediler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın hassasiyetini görüyor musunuz? İslam'ı ne anlamış sahabi ya Rabbi? İslam'ı nasıl anlamıştır o? Ebu Bekir Sıddık servetini ve bütün mülkiyetini Allah yoluna vermekle sıddık olmuş bir insan. Öyle buyuruyor Resulullah, öyle buyuruyor. Peygamberlerden sonra, dikkat ediniz, ölçüye bakınız. Peygamberlerden sonra yeryüzünde Ebu Bekir Sıddık'ın imanını terazinin bir kefesine koyunuz. Peygamberler hariç ondan sonra kıyamete kadar gelen insanlar dahil bütün insanların imanını terazinin öbür gözüne koyunuz. Ebu Bekir Sıddık'ın imanı hepsinden vallahi daha ağır gelir diyor. İman kalası, iman suru, iman zirvesi, iman burcu Ebu Bekir Sıddık. Biz zekat vermek istemiyoruz, zekat ağrımıza gidiyor deyince derhal bütün dehşetiyle, şiddetiyle o merhametli Ebu Bekir, o muhabbetli Ebu Bekir, gözyaşlarından ibaret olan Ebu Bekir Sıddık bir galeyana ve celadete gelerek vallahi leukatilenne men ferreka beyne salatu ve zeka, vallahi dedi namaz ile zekatın arasını ayıran, namazı kıldıkları gibi zekatı vermeyen, bu ikisinin arasında bir tefrik meydana getiren insanlarla savaşıp onları teker teker öldüreceğim bile Ebubekir Sıddık. Ne demek zekat vermemek? Sen kardeşim kimin ağzına bakıyorsun? Sen kime bakıyorsun? Zekat Allah'ın tespit ettiği bir haktır. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O zenginlerin mallarında bir hakkı malum var. Allah'ın tayin ve talim ettiği bir hak var. O mahrumlara ve muhtaçlara mutlaka verilecek diyor Cenab-ı Hak. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Ve hasadınızı meydana getirdiğiniz zaman, hasılatınızı, hasadınızı Allah'ın hakkını mutlaka verin diyor, verin diyor. Kim önleyebilir? Ve sonra öyle bir hak ki mutlaka fakiri arayacaksın. Müslüman rastgele zekat verilmez. Namaz, namaza durmadan evvel nasıl kıbleyi aramak vacip ise, Ramazan orucuna başlamadan Ramazan hilalini gözlemek ve aramak nasıl vacip ise, zekat vermeden evvel fakiri ve yoksulu aramak da aynen öyle vaciptir. Zekatınızı vermeden önce fakir arayacaksınız ve mutlaka o fakirin eline teslim ve temlik edeceksiniz. Simsarlara, zekat simsarlarına, zekatı toplayıp da nereye harcadıkları bilinmeyen sahtekar insanlara zekat vermeyiniz. Zekatın ödenmesi için fakiri taharri edeceksin, yoksulu arayacaksın. Ve zekat, Kur'an'da bildirilen yalnız 8 sınıfa tahsedilmiştir. Başta, innemes sadakatu lil fukara, mutlaka fakirlere verilmesi gerekecek.
Efendiler, devlete verilen vergi hiçbir suretle zekat makamına geçmez ha! Bir takım sahtekar insanlar işitiyorum. Biz devlete vergi veriyoruz ya, işte zekatımızı vermişiz diyorlar. Olmaz böyle şey! Efendiler, zekat yalnız fakirin hakkıdır dedin. Ama bu zekattan zenginler istifade edemez. Zekat fakirin hakkıdır, zenginler istifade edemez. Ama devlete verdiğin vergiden yalnız fakirler değil, bütün zenginler istifade etmiyor mu? Nasıl zekat yerine geçer? Zekat yalnız Müslüman fakirlerin hakkıdır. Gayrimüslimlere zekat verilmez. Ama devlete verdiğin vergiden yapılan köprülerle, yapılan binalarla, yapılan yollardan gayrimüslimler de istifade ediyor. Nasıl zekat yerine sayıyorsun? Zekat yalnız fakirin yemesine ve içmesine ve ihtiyaçlarına sarf edilir. İnşaata sarf edilmez. Kuma, çakıla, simentoya zekat verilmez. Devlete verdiğin vergiyle yollar yapılıyor, simento, taş, toprak ve bunlara harcanıyor. Nasıl zekat yerine geçer? Efendiler, kıyamet sabahına kadar zekatın ölçüsünü kimse değiştiremez. 1/40'dır, yani %2,5'tur. Devlete verdiğin verginin miktarı her sene değişebilir. Ama zekatın miktarı değişmez. O halde devlete verilen vergi, vallahi 4 mezhepte de zekat yerine geçmez. Kimse kimseyi kandırmasın. Vergini vereceksin Müslüman. Ama zekatını da vereceksin. Saklayamazsın, kaçamazsın. İşte cezasını söyledim. Cehennem ateşinde yanan zekatı verilmemiş mallar seni perişan edeceklerdir. Ve işte bakınız bir ayet-i kerime daha okuyayım ki dehşetin farkında olasınız. Cenab-ı Hak uzaktan yakından toplaşarak büyük bir iman ve vecd ile, aşk ile, büyük bir samimiyet ve sadakatle kadın erkek ta 4 saat evvelden itibaren gelip şu mukaddes kubbenin altında toplaşan siz mümin kardeşlerimi cennetiyle ve cemaliyle taltif eylesin inşallah. Dikkatle ve alakayla takip etmenizi ve bütün meseleleri anlamanızı ve burada duyup dinlediğiniz hakikatleri çıkıp dışarıda tatbik mevkiine koymanızı Allah aşkına istirham ediyorum. Müslüman, mülkiyetine sahip ol. Müslüman, yeryüzünde ebedi kalmayacağını iyi bil. Küllü nefsin zâikatul mevt hakikatini iyi anla. Ve mülkiyetinin sorumluluğunu, malikül mülke karşı mesul olduğunu, ve letüselünne yevme izin anin naim olduğunu çok sıkı bir şekilde anla. Allahu Azimüşşan şöyle haber veriyor, şöyle tehdit ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةِ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Sadakallahu l-Azim. Ey Müslüman! Kulaklarını şu ayet-i kerimeye, gönüllerini şu ayet-i kerimenin manasına teslim eyle. Allahu Azimüşşan tevbih ediyor, tehdit ediyor. Onlar ki altın ve gümüş stok ettiler ve durmadan mal topladılar, sermaye ve servet topladılar. Altını ve gümüşü kenz haline, stok haline, depo haline, topluluk haline getirdiler. Ve fakat وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hiçbir şey harcamadılar ve zekatını vermediler. Zekat vermedikleri için onların azabı var ve azabı da febeşşirhum bi azabin elim, çok elemli, çok acıklı cehennem azabıyla onları haberdar et Muhammed'in aleyhissalatü vesselam diyerek böyle bir haber bırakıyor. Efendiler, zekatı verilmemiş olan malın hükmü haram olmaktır. Sen